Herkese selam. Bey'e de hoş geldi. Şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl Türkiye'ye gelmişlerdi ama işte Çin'e getirilen ek gümrük vergisi falan gibi detaylardan sonra satışları durmuştu. Hatta satış yapmayı da zaten onlar bırakmışlardı. Tam bu haberler gündemdeyken BYD'nin Türkiye'ye fabrika kuracağı belli oldu. Fabrika kurma planları devreye girince işte yatırım teşvik belgesi alıp ek gümrük vergilerinden kurtulup aynı zamanda PIEV aracında %80 yerine %30 ÖTV oranına sahip olma gibi bir hakkı ortaya çıkmıştı. Bu nedenle BYD'nin neler yapacağını ben bekliyordum. Hani benimle beraber eminim birçok kişi de bekliyordu. Benim beklentim açıkçası şundan yanaydı. Fabrika kurmalarının kesinleşmesini bekliyordum. Çünkü Türkiye'ye gelecek otomotiv fabrikaları ülkem adına çok önemli. BYD ilk adımı attı. Artık bu durum resmileşti. Bundan sonrasında BYD'nin arkasından işte Chery çok ön planda ama bir iki markanın daha Türkiye'ye yatırım yapacağını ve fabrika kuracağını düşünüyorum. Bu hem otomotiv sektörü açısından hem de Türkiye açısından şahane şeyler arkadaşlar. Neyse BYD'nin fiyatlarını bekliyorduk. Ne olacak, ne bitecek falan diye. Mesela hani BYD Seal PIEV seçenekte fiyatın matematik hesabında 1.600-1.700 arasında olmasını bekliyordum. Yani kabaca 600 bin TL falan gibi ucuzlayacak diye görünüyordu. 600 bin TL ucuzlayacak derken bu aracın Türkiye'deki son satış fiyatı 2.3 milyon TL'ydi. %80 yerine %30 ÖTV'yi kullanmaya başlamasının ardından fiyatının 1.6-1.7 milyon TL seviyesine düşmesini bekliyordum. Ama BYD yönetimi bunun yerine 1 milyon 850 bin TL gibi bir fiyat açıkladı. Bunun nedeni olarak da şunu söylediler. Açık bir şekilde böyle söylemediler elbette. Üst paketle yani en üst paketle araçlarımızı getirdik dediler. 1 milyon 850 bin lira böyle bir araba için kötü mü? Asla değil. Çünkü kompakt SUV'ların bile 2.1 milyon, 2.2 milyon olduğu bir dönemde 1.850'ye hibrit, plug-in hibrit, şarj edilebilir bir hibrit araba satacak olmaları Türkiye otomotiv piyasası adına çok önemli bir gelişme olacak. Atto 3 var mesela. Bunu daha önce Türkiye'de satmaya başlamışlardı. Bu modelin en son fiyatına baktığım zaman 1 milyon 790 bin TL olarak açıklanıyordu. Ama hani nakit indirimi falan gibi şeyler söyleyerek son dönemlerde 1.590 falan gibi fiyatlardan da söz ediliyordu. Bugün itibariyle 1 milyon 490 bin TL fiyat açıkladılar. Plug-in hibrit olan seçeneğin Seal'un tamamen elektrikli seçeneği de satışa sunuldu. Bunun fiyatı 1 milyon 790 bin TL. Merakla beklenen Dolphin modelinin fiyatı da açıklandı. 1 milyon 280 bin TL. Bu fiyatı biraz yüksek buldum açıkçası. Biraz daha uygun olması çok daha fazla ilgi görmesini sağlayacaktır. Elektrikli ve gerçekten hani elektrikli bir araç olarak 1 milyon 280 bin lira oldukça iddialı bir fiyat. Ama hani sanki böyle ileride bir alt daha donanım paketiyle 1.1 milyon seviyelerinde bir versiyonu olabilir diye düşünüyorum. Ekim 0 kilometre otomobil satışlarına baktığım zaman fiyat 6.000 tane otomobil satmış. BYD yönetiminin yaptığı açıklamaya göre sadece Aralık ayında gibi görünüyor. Çünkü araçlar Kasım sonunda gelmeye başlayacak. Sadece Aralık ayında 6.000 adet 0 kilometre otomobil satmayı planlıyorlar. 6 model olacak toplam BYD markasında. İlerleyen dönemlerde yeni katılacak modeller de olacak. Yani şöyle Han modeli satılacak, D sedan Seal satılacak. Bu ikisi de çok iddialı sedan modeller. Ama bunlar biraz üst kesime hitap eden seçenekler olacak. BYD geldi, hızlı geldi. Yaptıkları açıklamalardan anladığım kadarıyla peynir, ekmek gibi otomobil satacaklar. Sadece Aralık hedefleri, Aralık ayı hedefleri 6.000 adet. Bu fiyat Türkiye'nin 0 kilometre otomobil satışıyla, aylık 0 kilometre otomobil satışıyla aynı seviyede. Yine yinelediler. 3 yıl içinde Türkiye'nin en çok otomobil satan 3 markasından bir tanesi olacağız dediler. Agresif geldiler, agresif açıklamalar yapıyorlar. Hayırlı olsun, hoşça kalın.